Alkışlar Aybüke Hanım için. Aybüke Hanım nasıllar? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. 9600 puanla birlikte enerji doldum açıkça söyleyeyim. Sizin enerjiniz ne alemde? Benim biraz azaldı. Azaldı. Onu hemen tekrar efendim eski haline getirmemiz lazım. Çünkü 9600'ün yanı sıra bir de 22 saniye arttırdılar ki neyse ki o etnografyayı sormuşuz son soruda. Yoksa bir dakikadan fazlasını arttıracaklardı. Size şu kadarını söyleyeyim, zayıf yakaladınız, yakalamışken geçin. Sonrasında Umut Hanım tutulmaz vallahi. Doğru. Olmaz mı? İki tane harf alıp 14 soruya cevap veremez miyiz? Yani biraz zor ama inşallah. Sizin işte meslektaşlarınızın, hukukçuların yarışmamızdaki başarıları çok ortadadır. Evet. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı sizin için? Dezavantaj. Neden? Yani daha çok korkuyor insan. Daha çok korkuyor. Evet. Neden onu bilemedin derler diye. Evet. Gönderirsiniz bize efendim. Elimiz hafif. Kaç senedir devam ettiriyorsunuz mesleği? 4 yıl. 4 yıl. Eşinizle birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Pek güzel. 5 aylık da evliydiniz. Evet. Oo, ama evliyatı var demek. Neyse çok detaya girmeyelim. Çok detaya girmeyelim. Sonrasında akrabalar filan hadisenin içerisine girmesinler. Şimdi hem kendinizi hem eşinizi hem sosyal çevrenizi gururlandıracak bir sonuç almaya bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. İkizden bir artık. 300. Ne güzel başladık. Hani demiştim ya ikinci kelime zor gibi geliyor. Evet. Ama sonra sizin hukukçu olduğunuzu hatırlıyorum. Diyorum ki hemen bilir Aybüke Hanım. İşte o soru bu soru. Mal. Ticaret malı anlamında Arapça kökenli bir sözcük. Ticaret eşyası. Ticaret eşyası haline getirmek, nokta noktalaştırmak. Eşya. Batı kökenli kelime. Ya. Alalım bir harf. Alayım ben. Aldık bir harf. M harfiyle başlıyor. Tahmin eden var mı? Var. Bir harf daha aldık. Bir tane daha aldık. MTA'yı bilirsiniz efendim. Evet. Bunun çoğulu. Bilemiyorum. Bence iki tane sesli harfi yerleştiririz oraya. Meta. Meta. Uğraştırdı. Tamam. İki harfimizin ikisini birden elimizden evet. aldı. Moralinizi bozmasın bu. Yansımasın diğer sorulara. Çünkü çok kolay sorular var elimde. Bakın bu mesela ne kadar kolay. Üzüm yetiştiren çiftçiye... Bağcı. Ne dersiniz? Bağcı. Bağcı dersiniz. 5 harfidir. Tek kelimedir. Tiyatro terimidir. Siz tiyatroyla yakından ilgilisiniz. Bir bakın bakalım. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça. Tek seferde. Uzun Tirat. Bir... İşte budur. Aybüke Hanım. Hadiseye alıştı zannediyorum. Hala gözünüzde biraz korku var ama güzel güzel, güzel gidiyoruz. Buyurun bakalım. 6 harflidir artık cevaplar. Ünlem haliyle güzel rastlantı. İyi oldu anlamlarında kullanılan bir söz. Başka anlamları da var. Ünlem haliyle de oh nokta nokta olmuş. İyi olmuş. Ne güzel rast gelmiş. Denkleşmek, denk gelmek. Tek kelime aradınız. Ne güzel. Mekmak yok. Tesadüf, hayır. Harf alalım. Nokta nokta harfi alırsak kaçırırız evet, treni. Tamam almayayım. Güzel rastlantı. Ya durdurup düşüneceğiz ya süremizi biraz akıtacağız. Güzel rastlantı iyi oldu. Güzel rastlantı iyi oldu anlamında kullanılıyor ama ünlem haliyle. Yani başka anlamları da var. Nokta nokta oldu diyoruz mesela. Oo, ne nokta iyi nokta oldu. Olmuş. Güzel rast gelmiş. Hedefi tutturmuşsunuz. Denk gelmek. Tam hedefi tutturmuşsunuz. Evet tam 12'den. 1,5 dakika. Evet harf alayım. Peki alalım. İsabet. İsabet ya. Oldu. Ne yazık ki efendim denedik süremizi harcama pahasına denedik evet. ama artık hiç harf almadan bütün sorulara cevap versek bile ancak 9500 puana ulaşabiliriz.
Gelsin bakalım şu ortak konu. Rahat edin şu soruda. Eski bir kelime elbette ama biliyorsunuz bunu. İstiklal Marşımızın 7. kıtasında yer alan şehitler anlamındaki sözcüktür. Toprağı sıksan... Şehadet ışkıracak toprağı. Şüheda. Şüheda. 600 puan daha. 7 harfidir. Tek kelimedir. Bakın nasıl sorulmuştur. Bir şeyden ayrılan veya kopan küçük parça, parçacık. Parçacık parça. Şimdi parçacık filan deyince sanki insanın partikül filan diyesi granül geliyor. Öyle bir şey düşünmeyin. Öyle bir şey düşünmeyin. Ekmeğin parçacığı. Kırıntı. Nedir? Kırıntı. Kırıntıdır. Eski kelimeler çok da korkutmaz sizi. Ne dersiniz? Şu an ben her şey artık korkutuyor. Canım artık 9600'e ulaşamayız zaten. Olan oldu. Ama 9000'in üzerinde kaybetmek de güzel tabii bir şey. Tabii yani, evet. Evet, peşine düşelim. Buyurun. Özen anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Özen. Özen göstermek, nokta nokta göstermek. İltimas. Bir durdurun. Bir nefes alın söyleyin şimdi. Özen. İltimas. İltimas değil o. İltimas birini kayırma. İntizam. İltimas. İhtisas. İhtisas uzmanlık. İhti güzel. İhtimas. İhtimas. O dudaklar iki defa kapansın. İhtimam. İhtimam. Bravo. Yeni soru efendim. Buyurun geliyor. Sırtı yere gelecek bir biçimde. Sırt anlamında. Üstü. Sırt demişiz zaten. Sırt yerine başka bir şey diyelim. Üstü güzel. Arka üstü. Yapıştırın gitsin Aybüke Hanımcığım. Yine aldığı ekle birlikte anlamı ve şekli şemaili değişen bir soru. Buyurun bakalım. İnce A benzeri örgü işleriyle süslenmiş anlamında bir sözcük. Dantel. Eki de kondurun. Dantelli. İşte bu kadar. Şimdi üzüldüm. Hakikaten şu anda üzüldüm. Çünkü net bir şekilde belli oldu ki siz bir 9600'ü yaparmışsınız. Geriye 4 tanecik soru kaldı. 31 saniyemiz var ki 1,5 dakika gibi bir süreyi zaten isabetli harcadık, evet, tek başına. Tüh. Evet. 3 harfli bir kelime, bir ünlem, evet, ama söylenebilecek başka bir şey yok. Hakikaten tüh. Bakın ne kadar kolay soru. Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamak. Oraya... Taşınmak, yerleşmek. 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 Tıpkı dantelli gibi bir ek almış. Bakın şöyle sorulmuş. Çok kullanılmasına rağmen hemen tükenmeyen, bol ve verimli. Uzun ömürlü. Tek kelime. Tek kelime. Maşallah bu senin çok gönderdiğin uygun tereyağı da ne kadar nokta noktaymış. Bereketli. Bereketli. 900 puan. Bir tek şunlardan korkardım, şu ikisinden, 10 harfli cevaplardan. Görelim, bu daha kolay olanı. İki kelime, boş yere tükenmesine, hırpalanmasına, zarar görmesine sebep olmak. Harf. Harf aldık, 2 saniye kala durdurduk. Çok güzel yerden geldi Aybüke Hanım. Boş yere tükenmesine, hırpalanmasına, zarar görmesine sebep olmak. Bu çocuğa... Vallahi yazık oldu. Yazık olmak. Sen yaptın. Yazık etmek. Çok güzel. Ne bekliyordunuz? Ciddi soruyorum. Yani buraya gelecektiniz, onu biliyorsunuz. Kaç puan bekliyordunuz kendinizden? Yani hani 8500'ün biraz üstü oldu. Kendinize neden kötü davrandınız o zaman? Şu anda bakın 8400'ü şimdiden yakaladık. Üzerine de 1000 puan daha kondurabileceğimiz bir soru daha var elimizde. Evet. İşte orada çok vakit harcadım. Onu bulamadım bir türlü. Hani gerçekten deniyor ya burası farklı diye. Farklı mı? Tabii. Biraz yani tam 12'den deyip isabeti bulamamak. Yani basiret bağlanması. Evet. Kalıplaşmış tabir ama yaşanıyor. Ne yapalım yani? Şimdi bu tabir de biraz garipti. Harf almaktan ürkmeyin bence. Ama yaygın da kullanılıyor. Ne sayesinde? Şu evlendirme programları vardı ya. Hı hı. O programlarla birlikte bu tabir tekrar bir yükselişe geçti. İzdivaç. İzdivaç programları sayesinde. Hı. Buyurun, iki kelime. Mecazi anlamda birlikte yaşayacak yakınları olmayan eş.
İki kelime. Birlikte yaşayacak yakınları olmayan. Yani çoluğu, çocuğu, hiçbir şeyi yok. Hmm. Hamide Hanım bildi. Mecaz, birlikte yaşayacak yakınları olmayan eş. Hani armutun sapı olur. Ha, çöpsüz üzüm. Çöpsüz üzüm 1000 puan değerinde. Şimdi size bir daha soruyorum Aybüke Hanım. 9400 puanla kaybetmek nasıl bir his? Yani tabii ki daha düşük bir puanla kaybetmeye göre çok iyi. O zaman kocaman alkışlar.